Tuğba Ünal'ın hikayesini bir dinleyelim bakalım. Çok merak ediyorsun. Çok merak ediyorum ve sevenlerimiz de merak ediyor. Fırtınamda olan insanlar gökkuşağında benimle beraberdir. Sen benim gökkuşağımda beraber olacağın değerli dostumsun. İstanbul'a aşık gerçek bir şair olmak için yola çıktığımda epey bir zaman geçti. Sonra araya pandemi girdi. Tabii şiir, şarkı yine bütünüyle beraber yolumuza devam ettik. Sanat her şey, sanat yaşam. Benim nefesim artık. Turist rehberiyim ben biliyorsun. Bıraktım mesleğimi. Ardından boşanma vesaire sürecinde. Sanata tutundum. Yani bazıları keyfi yapar sanatı. Ben nefes almak için, gerçekten yaşamak için yapıyorum. Bugün bu olmasaydı ne yapabilirdim diye düşündüğümde hakikaten çok bunları hiçbir yerde anlatmadığım şeyleri seninle paylaşmak için bugün buradayım. Ya yol yakınken dön Tuğba. İşte bu iş olmayacak dediğin zamanlar oldu mu? Benim olmadı, hep karşılığında oldu. Ya olmayacak ya, boş ver ya, yorulma. Başka yani eski mesleğine dön filan. Hayır, olacak bundan dedim. Tuba Ünal hiç aşık oldu mu? Şöhret aşkı çok sevmez ya. Haberler.com ekranlarından herkese selamlar, sevgiler. Ben Burak Çodur. Perdenin ardındaki dünyada bugün başarılı sanatçı Tuğba Ünal konuğum. Sevgili Tuğba, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Senin aracılığında sevgiler iletelim. Yoğunluğum arasında sana o kadar kıymet veriyorum ki. Çünkü gerçekten hep benim söylediğim bir şey var. Bunu sosyal medyada takip eden insanlar ve sevenlerim çok iyi bilirler. Fırtınamda olan insanlar gökkuşağında benimle beraberdir. Sen benim gökkuşağımda beraber olacağın değerli dostumsun. İyi ki varsın. Senin karşına ben yazarım diyemem. Ben bir tane, iki tane kitap çıkarttım biliyorsun. Öyküm Sensin ve Güzellik Zor Hikaye diye. Hikayeyi asıl değiştiren şey de işte sana getirdiğim Kalbince albümü, maxi single'ı. Beni anlatmaya kalkarsak diyorsun ki kısaca seni tanıyalım. Evet. Tuğba Ünal'ın hikayesini bir dinleyelim bakalım. Çok merak ediyorsun. Çok merak ediyorum ve sevenlerimiz de merak ediyor. Elbette. Yani İstanbul'a aşık gerçek bir şair olmak için yola çıktığımda epey bir zaman geçti. Sonra araya pandemi girdi filan. Tabii şiir, şarkı yine bütünüyle beraber yolumuza devam ettik. Bu beni hiç durdurmadı. Çünkü kanımız bizim delidir biliyorsun. Yazan insanlar gerçekten duygusal insanlardır. Duygusal insanlar, hatta dün belki konumuzun dışında şey yapacağım ama o kadar hassasız ki bizler. Bugün çok büyük enerjiyle merhaba deyip sevenlerimi selamlamak isterdim ama biliyorsun Rusya'nın saldırısını, buna da değinmeden geçemeyeceğim. Evet. Yani 21. yüzyılda bizlere 1940'lı karanlık zamanlarını yaşatan bu çağa lanet olsun diyoruz artık. Yani o kadar üzgünüz ki. İşte bunları kaleme alıyoruz zaman zaman. Ve Rabbim onlara yardımcısı olsun. Kesinlikle. Savaşın dini, dili, ırkı yoktur. Bir de, her türlüsü çok kötüdür. Bir de yüce yaradan, yani Ukrayna'ya bilmiyorum hiç gittim mi Kiev'de. Kadını, erkeği, adamı, çocuğu, genci, yaşlısı o kadar güzel yaratmış ki Rabbim. Hepimize keza öyle yaratmıştır ama onlar da hiç çirkin bulamazsın ya. Diyorum nasıl kıyabilirsiniz bu kadar güzel bir insan? Ya insanlığın dediğim gibi hiçbirini, yani evrensel bir durumdur bu. İnsan denildiği zaman din, dil, ırk ayırmaksızın hiçbirine kıyılmaması lazım. Ama şöyle haberlerden benim takip ettiğim kadarıyla ona da değineyim. Rus halkı da askerinin önüne geçerekten biz savaş istemiyoruz demişler. Onları da tebrik ediyorum. Evet, onları da buradan tebrik ediyoruz. İşte başarı hikayesini kolay kolay yazmıyoruz. Hassas olduğumuz için, bunları gördüğümüz için ve gözlem yaptığımız için içimizden birileri çıkacaktı. Ve sanatçı titrini aldığım için de tabii ki çok mutluyum. O heyecanı zaten yüreğimde şu anda da görüyorsundur. Evet. Soru cevap şeklinde gitmiyoruz. Gayet bak yarım saat beni konuşturabilirsin. Evet. Sohbet, muhabbet, şarkılar, şiirler. Evet, Allah'a şükürler olsun ki sevenlerimize binlerce kez. Sevilmişiz ki dilimiz değişmiş. Ben çünkü bir gün gerçekten çok sevilirsem dilim de değişecek demiştim. Çok güzel ama şeyler. Yani bu enerji, bu başarıyla gelen var. Bu başarıyla gelen enerji çok güzel. Şimdi sanatın birçok dalıyla ilgileniyorsun sen. Evet. Şiir yazarak başladın. Şimdi de pop müziğin içerisinde başarılı da bir yerdesin. Sanat senin için ne ifade ediyor? Sanat her şey, sanat yaşam. Benim nefesim artık. Yani eski mesleğime döndüğümde, baktığımda geriye
turist rehberiyim ben biliyorsun. Bıraktım mesleğimi. Ardından boşanma vesaire sürecinde. Sanata tutundum. Yani bazıları keyfi yapar sanatı. Ben nefes almak için, gerçekten yaşamak için yapıyorum. Bugün bu olmasaydı ne yapabilirdim diye düşündüğümde hakikaten çok bunları hiçbir yerde anlatmadığım şeyleri seninle paylaşmak için bugün buradayım. Hiçbir şey yapamazdım ve belki de bilmiyorum ki belki de yaşamazdım yani. Bilmiyorum yani hani ama o kadar kıymet veriyorum ona. İşte bu kadar kıymet verdiğim için de o da beni sahiplendi. Ve beraber yürüyoruz esasında. Evet. Bu denli sevmek. Bir de ne kadar zor bizim sektörümüz biliyorsun. Yani konuştuğun yüzüne güldüğün insanlar evet, arkandan evet. Konuşurken. Neler neler. Yani ben o zorlukları zaten o story dediğimiz, hikaye dediğimiz şeylerde kısa kısa özetliyorum. İnsanlar onu zaten çok rahat görebiliyorlar. Samimi olmak çok güzel bir şey. Sanat samimiyeti seviyor. Orada yalana yer yok bence. Yani magazin kuklası olmak başka bir şey. Yayın öncesinde de söyledim. Gerçek sanatçı olarak parmakla gösterilmek çok ayrı şeyler. Allah bunu bana nasip etti. Ömrüm boyunca da inşallah canla başla sanat için mücadele edeceğim. İnşallah biz de severek takip edip dinleyeceğiz seni. Peki bu şöhreti yakalayacağını hayal ediyor muydun? Ediyorum ya. Ne şöhreti ya? Şöhret tamam hayatımı ama değiştirdi. Ama şu an ciddi anlamda seviliyorsun evet, ama yani. Ama bak şöyle olsaydı yani biri senin elinden tutup götürecek program program gezdirecek radyo bütün herkese. Ya da çok önemli bir projede 10 milyon kişinin izlediği bir projede seni görecekler. Senden bir ışık ve enerji alacaklar. Bambaşka bir şöhret yolculuğu olur. Şimdi sende bu ışık varken insanlar bunu kıskanır ve önünü kapatmaya çalışırlar. Dolayısıyla biz buna yarı şöhret diyelim. Şöhret olunca zaten artık başka hayatlar yaşıyoruz biliyorsun. Ama beni şöhret, çok büyük şöhret de gelse ben değişeceğimi asla sanmıyorum. Aslı'nın programında söylemiştim Aslı Şafak'ın. Allah'ım bana çok ver, dağıtmak için yola çıktım diye. Ben bu ruhla devam etmek istiyorum gerçekten. Şöhret hayatını değiştirdiği, yani cebini doldurduğu ve güzel bir hayatı sana sunduğu zaman şöhrettir bence. Boş şöhretler çok var. Lobicilik olan arkalarında isim vermek istemiyorum. Çünkü tehlikeli olabilir böyle şeyler. Evet. Çok kafalar dönüyor yani. Peki senin için en özel eserin hangisi? Canlı söyletecek galiba ha? Evet, merakla bekliyoruz. İzler dururum. Evet. Bir hatırlayalım. Bir ufak dinleriz senden. İzler durur, hisler durur, anılar durur ellerimde. Sözler durur, sorular durur, keşkeler durur en derinde. Çok güzel. Ağzına sağlık. Peki, bu eserle zaten değil mi? Başarı geldi. Evet, Oykan Atay'ın yazmış olduğu güzel bir eserdi bu. Aslında biz bu albümü yani 2019 yılında çıkarttık maxi single'ı. Hiç benim şarkıda aslında böyle şeyim yoktu çünkü çok büyük cesaret istiyor bu yol. Tayfun'la Oykan kanıma girdiler. Seninle Ölürüm'le düetimizi yaptık. Hadi yine iyisin Tayfun. Tayfuncuğum izliyorsan da buradan selam çok olsun. Büyük sevgiler, evet. Selamlar. Katkıları olmuştur keza. Hiç müziğin meyesini bilmeyen biri işte şarkı söyledi. İnandı kendine. Hocalar tuttu. Hocamı iki tanesini, şan hocalarımı koronadan kaybettim. Allah gani gani öyle rahmet mi? Eylesin. Mekanlar evet. Cennet olsun. Yarım kaldı. Müziği evimde öğrenmeye devam ettim. Çünkü içimde o inanç vardı. İzler durur böyle çıktı. Zaten sözleri de çok anlamlı. Oykan Bey yazdı. Kendisine sormak lazım bence. Bu kadar duygu yüklü şeyleri nasıl bu kadar güzel anlatmış. Ama sana uğurlu geldi yani. Bana çok uğurlu olarak. Geldi. Evet. Kendisi bile inanamamıştı. Bu albümle hiçbir şey yapamayacaksın ama yine de sana hediyem olsun dedi. Ben dedim ki bu işte ben varsam benim dedim ya açamadığım kapı yoktur. Allah'a şükür hadi gidelim. İyi bakalım çok güzel. Peki bu süreçte hevesinin kaçtığı işte ya yol yakınken dön Tuğba işte bu iş olmayacak dediğin zamanlar oldu mu? Benim olmadı hep karşılığında oldu. Ya olmayacak ya boşver ya yorulma başka yani eski mesleğine dön filan. Hayır olacak bundan dedim. Nasıl ilk kitabımda olmayacaktı da Öyküm Selsin nasıl olacak dediysem aynı şekilde Kalbince Maxi Single'ında da aynı şeyi söyledim. Olacak dedim. Hiçbir zaman olmayacak ifadesi benim hayatımda yok. Üzgünüm, ölüyorum, bitiyorum hiç kullanmadım. Bu enerji çok önemli bir şey arkadaşlar. Gerçekten içinizde hissedin, bunu yaşayın. Bir psikolog değilim ama ruhani şeylerim biraz böyle şey maneviyat dolu olduğu için şükürler olsun.
hep olumlu, her şey olacak ve çok güzel olacak, çok iyi geçecek. Bu da hayatına yansıyor evet, tabii. Biraz hayalperest görebilirler. Varsın öyle görsünler. Hiç de mühim değil ama başarıya giden en önemli neden inanmak. İnandığın zaman zaten yürüyorsun. Bugün evet, yola çıkınca. İnşallah başka bir seferde röportaj yaptığımızda da hep üstüne koya koya bir Tuğba Ünal göreceksin. Belki bir İngilizce şarkı söyleyeceğim. Yani beni biraz tutmak zor. Çünkü ben hem Aslan Burcu'yum hem de hiperaktif bir hayatım var. Dostluklarım çok güzel Burak'cığım. Allah'ıma şükürler olsun. İşte onlar da gökkuşağında benimle beraberler. Seninle olduğu gibi. Sen bana ödül verdin. Bunlara da değinmek istiyorum lütfen. Tabii ki ödüllenmek biz sanatçılar için çok senin önemli şeyler. Senin yaklaşık 20 tane. 20 tane aldık. Ödülün oldu. Evet. Bu albümden sonra değil mi? Hı hı. Ama işte bazı arkadaşların güzel gecelerde atıyorum senin yanındayız. Neredesin benim yanımda? Senden bir ödül ya da senden bir şey alabildik mi biz bu yolda insanlar bu kadar seviyorken ve görmek istiyorken? Orada bir antiparantez açmak istiyorum. Aslında şiirin şarkıyla bağlantılı olmadığını gördüm kendimde. Ben olduğum için insanlar beni sevdiler. Wow bir ses değildim ama gerçekten güzel işler yaptım. Wow bir sesi görecekler. Onlar biraz süreç isteyen şeyler, çalışmakla olacak şeyler. Daha sahne olmadan hayatım böyleyse olduktan sonra sağlığım olsun her şey hallolur yani Burak'cığım. Aynen öyle. Yeter ki bir emek harcansın. Ki sen çalışkan bir yapıya sahipsin. Dersler alıyorsun vesaire. Bunun üstüne deli doluyum, çılgın biraz. Tabii bunun üstüne koydukça zaten evet. Daha çok ki çok yeniyken iyi de bir anlamda sevenler oluşturdum. Belli bir kitle oluştu. Ben daha da başarılı olacağını ümit ediyorum. Ki zaten bunu görüyoruz. Peki sanatçı olmasaydın ne olurdun? Aslında doktor olmayı çok isterdim. Ama yani kan tutmuyor da biraz böyle ufacık bir kesik olsa hemen korkuyorum. Hayatta doktorluk yapamazdım. Astronot olabilirdim belki. Çünkü uzay bilimleriyle ilgileniyorum. Gökyüzü acayip bir şey. Çünkü acayip bir enerji var bence orada. Oraya baktığın zaman gerçekten yani şunu söyleyeyim sana. Mutsuz bir anda gökyüzüne bak. Sana bence iyi gelecek. Çünkü ben çok mutsuz anlarım olmadı belki ama gökyüzüne baktığım zaman ve gözümü kapatınca ve açınca bir ferahlama değil evet, mi? Bir şey geliyor. Çok doğru. İçime doğru. Çok güzel. Doktor olurdum diyorsun. Yine sanatçı olurdum. Sanatçı olurdum. Sallamayalım olur. Evet. Peki şiir mi müzik mi senin için? En önemlisi. İkisi birbirinden farklı şeyler aslında ya da ikisi birbirinden. Hayır. Ben de bunun yeri şeye... daha farklı, şunun yeri daha farklı diyebilirsin mesela. Biri anne, biri çocuk. Birbirinden ayırt edemiyorsun ama elbette melodi. Çünkü o çok daha duygusal, çok daha hassas. O müzik girince işin içine başka bir boyuta taşınıyor müzik. Tuba Ünal hiç aşık oldu mu? Şöhret aşkı çok sevmez ya. Galiba çok aşığım var ama ben aşık olursam çok derin yaşarım. O zaman ne yazılacak sözlerim kalır, ne de okunacak kitaplar, ne de yapılacak albümler. Aslında sadece aşkı yaşarım. Ben onu yaşamak aslında istemiyorum. Aşk ya. Daha çok ya da karşıma çıkmadı. Çıksın artık. Aşk karşıma çık. Neredesin daha, ya? Daha çok yazdırmaz mı? Yani hayır. Bence tam aşk acısı çekersem daha çok yazdırır. Ama yani onun da yeri ayrı bence. Onun da yeri ayrı. Bu kafayla biraz zor ya. Ben çünkü başarıya endekslenmişim. Başarı ve aşk. Ama evet yani şimdi gözüm görmüş. Şuradan bir yakışıklı bir adam gelsin. Aşık oluyor. Yok yani. Değil mi? Evet. Evet. Onu değiştirmek istiyorum ama bilmiyorum ama çaresine. Şöyle de bir gerçek var. Hani insan hayatına birini aldığı zaman bu sefer işini aksatabiliyor. Bu konuda yani hak veriyor. Ya da bırak bu mesleği diyebiliyor değil mi Burak? Evet. Kesinlikle. Yolumuzda tek tabanca devam efendim. Tek tabanca. Sizlerle kimseyi almıyorum hayatıma. Sakin. Hayatına yeniden başlayacak olsan neleri değiştirmek isterdin? Of, çok derin bir soru. Hayatı yeniden başlayacak olsam. Aynı şekilde devam ederdim. Öyle mi? Evet. Yani hiç hiçbir şey değiştirmezdim. Memnun olmadığın. Yani tabii biraz boşanmanın
etkileri üstümde var ama onu çok dillendirmek istemiyorum. Zaten ne aile ne de çocuğumu sektöre sokmak istemediğimden onları hiç dilime getirmek bile istemem. Ben böyle olmaya devam etmeyi çok isterdim. Yani hiçbir şey değiştirmek istemezdim hayatımda. Yani Ankara'da değil de İstanbul'da doğup yaşasaydım falan yok. Aynı şekilde devam ederdim yani. Peki hiç kimseye söylemediğin bir itirafın var mı? Buradan haberler kom aracılığı ile dünyaya duyuralım. Daha zamanı var. 1 milyon takipçiye ulaşınca ortalığı yakacağım. Öyle mi? Bildiğin gibi değil. O zaman canlı bağlantı yaparız. İyi bakalım. Peki yeni projelerin var mı? Albüm, klip, konser, sevenlerine buradan müjdele. Evet, zaten hali hazırda biliyorsunuz özel bir kanalda bir program sunuyorum. Evet. Gayet de güzel gidiyor. Aynı zamanda rap şarkı yaptık ama onun daha klibini çekmedik. Hangi arada çekeceğim ben de bilmiyorum. Bir ayağım zaten hep Ankara, İstanbul arasında git gel yapıyorum. Sahne hazırlığı yavaş yavaş başlayacağız artık. Görmek istiyorsunuz çünkü biliyorum yani sahnede. Provalar başladığı zaman zaten 3-4 ay sonra da artık canlı performansa geçeceğiz. Güzel bir yolculuktu, güzel bir hayat. İnşallah beni bekliyor. Bizleri evet. Beklesin, hepimizi beklesin. Albümümüzü de gösterelim aynı zamanda. Yenilerini de bekliyoruz. Yenilerini de artık çıkartacağız. Sanat destekle ilerliyor. Bizleri sevmeye, izlemeye, yardımcı olmaya devam edin. Evet, devam etsinler. Ben onları çünkü çok seviyorum. Onlar sayesinde varız. Şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum ben de Burak'cığım. Harika bir röportaj gerçekleşti. Bu güzel vaktini bana ayırdın. Beni kırmadın. Buraya kadar zahmet ettin. Rica ederim, çok mutlu demek. Oldum. Çok teşekkür ediyorum. Başımla beraber her zaman. Son olarak sevenlerine, sevenlerime, sevenlerimize. Hangi kamera? Hayatı çok takmaya gerek yok. Sadece işinize bakın. Kim ne demiş? Umrunuzda bile olmasın. Yürüyün gidin. Ben bu kadar söyleyebiliyorum. Çok her teşekkür ediyorum. Her meslekte olduğu gibi. Ben teşekkür ayağına ederim. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. İyi ki varsın. Sen de en canım yakın benim. Zamanda tekrar görüşeceğiz. Görüşürüz Burak'cığım. Evet sevgili izleyiciler, haberler.com ekranlarından bugün Perdenin Ardındaki Dünya programımda Tuğba Ünal'ı başarılı pop müzik sanatçısı diyorum ben ona. Artık çünkü kendi başarısını kanıtladı bu dalda. Çok güzel işler yapıyor. Beni kırmadı, buraya kadar zahmet etti. Güzel bir program gerçekleştirdik. Sizler de bizlerle birlikte oldunuz. Gelecek programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.